kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkideler sıfırdan nasıl yetiştirilir, nasıl büyütülür, bebekken ya da küçük orkide nasıl elde edilir bunu göstereceğim. Bunun için ihtiyacımız olan sarımsak, sarımsak orkide bakımında kullanılan çok faydalı bir sebzedir. Bunun için bir diş sarımsak yeterli. Bir diş sarımsağı kabuklarıyla beraber doğuruyorum Çünkü kabuklarında da sarımsak da olduğu gibi vitaminler var. Ve bunları 300 milimlik bir cam şişenin içerisine koyuyorum. Üzerine de alabildiği kadar su ekleyeceğim. Ve daha sonra bu karışımı 30 dakika bekleteceğim. Karışım bekletirken Şimdi yapmamız gereken orkide dalını budamak. Budayacağımız dalı yeniden keyik oluşturmak için kullanacağız. Burada dikkat etmeniz gereken bakın bu şekilde yan dalları kesinlikle almıyoruz. Çünkü bunlar çok Güçlü değil ve yeni keiki çıkarmaz. Yani key2 demek bebek orkide, yeni orkide demek. Bunun için yan dal değil tamamıyla bakın ana dal. Yani dipten uzanan bir daldan keseceğiz. Ve bu dalın canlı ve sağlıklı olması gerekiyor. Gördüğünüz üzere aktif ve sağlıklı bir dal. Ve bunu en dipten kesiyorum. Keserken çok ezmeden kesmeye çalışın. Bakın gördüğünüz üzere bu dalın üzerinde şu anda... Yeşil boğumlar var. Her bir yeşil boğumun altında bir filiz var ve bu filizlerden K2 yani bebek orkide ya da çiçek dalı çıkabilir. Gördüğünüz üzere bu yeşil e, boğumları bırakıp kuruyan, bakın e, boğumları boşalan yani çiçeklerini döken yerden keseceğim ve biraz üstünden tek seferde kesiyorum. Evet kestik. Şimdi bu dalı bir kenara bırakıp sizlere diğer orkideyi de göstermek istiyorum. Bakın bu orkidede de, de filizler daha belirgin. Yani boğumlar kurumuş. Yani eğer sizler filizleri çıkmaya başlayan dalları keserseniz daha hızlı sonuç alırsınız. Fakat burada gördüğünüz üzere boğum yeşil ve henüz tam olarak bir kabartı yok. Fakat sağ taraftaki siyah olan da gördüğünüz üzere küçük bir kabartı var. Yani artık filiz aktifleşmiş. Böyle hızlı bir sonuç almak istiyorsanız bu tarz dalları seçmenizi tavsiye ederim. Ee, yine en dipten kesiyorum. Orkidenin keyiki çıkarması tamamıyla e, dediğim gibi dalın aktif, sağlıklı ve e, boğum yerinin e, gelişmiş olmasına bağlı. Gördüğünüz üzere diğer boğumu da yine aynı şekilde küçük bir kabartı var. Şimdi bu iki dalımı ben dezenfekte edeceğim. Özellikle dezenfekte ederken sarımsaklı suyu kullanacağız. Çünkü sarımsaklı su antioksidan özelliği sayesinde bu dalların dezenfekte olmasına yardımcı olacak ve dalları da mutlaka bakın üzerinde 3 boğum kalacak şekilde kesiyoruz. Böylelikle daha iyi sonuç alırsınız. Çünkü sadece bir boğum bırakıp kesersek dal çürüyebilir, kuruyabilir. Fakat 3 boğum bıraktığınız zaman bu sistemde daha hızlı çalışacaktır. Evet hemen kestiğim dallarımı sarımsaklı suyumun içerisine koyacağım. Evet, bu sarımsaklı suda 30 dakika bekletiyoruz. 30 dakika beklettikten sonra artık orkide dallarımız dezenfekte oldu, bir hastalık ya da bir e, herhangi bir böceklenme varsa sarımsaklı su sayesinde e, iyice dezenfekte oldu ve şimdi bir pamuk ile bakın e, iyice kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra özellikle dalların uç kısmını kontrol etmemiz gerekiyor. Uç kısımları bu şekilde eğer bakın kuruysa Sadece alt kısmının yeşil olması gerekiyor çünkü sadece alt kısmını biz kullanacağız suya batırmak için Ama eğer üst kısmı e, yeşil ise bir mum yakıp mum ile o yeşil kısmı kapatmanız gerekiyor çünkü bu kısımdan zaman ile su kaybedip dalın e, kuruması gerçekleşebilir. Bunun önüne geçmek için bakın bu şekilde iyice kuruttuktan sonra mum damlaları damlattım. Bunların uç kısımları bu şekilde kapanmış oldu. Şimdi ihtiyacımız olan bir plastik şişe ve bu şişeyi biz şimdi iyice yıkadım, temizledim ve içerisine bakın gördüğünüz üzere uç kısmı yeşil olan dalımı direkt içini koydum ve üzerine biraz su koyacağım. Bu sistemde orkidemiz bu suyun içerisinde sürekli kalacak. Su seviyesi bakın şu anda 2 santim kadar ama biraz daha fazla koyacağım çünkü az geldi su biraz daha koyduktan sonra size gösteriyorum bakın tam olarak suyun seviyesi bu kadar yani 4 parmak yüksekliğinde su koyuyorum. Dal bu suyun içerisinde sürekli kalacak ve zaman ile bu su yardımı ile boğum yerlerini yumuşatıp yeniden keiki çıkarmasına yardımcı olacak. Diğer dalı da üzerine koyuyorum. Fark etmez. İsterseniz sizler. İki farklı şişeyi de koyabilirsiniz. Fakat geniş olduğu için ben ikisini de koydum. Kapağını kapatıyorum. Kesinlikle kapağını bir daha açmıyoruz. Sonuç verinceye kadar bekleyeceğiz. Hemen sizlere aynı yöntemle denediğim diğer bir orkidemi gösteriyorum. Bakın bunun üzerinden aylar geçti. Ve bu süre zarfında bu orkidemin kapağını hiç açmadım. Şişenin kapağını hiç açmadım ve gördüğünüz üzere küçük bir keik çıkardı. Çünkü içerisinde yoğun nem var. Bakın şişenin içerisindeki damlacıkları görebiliyorsunuz. Yoğun bir nem var. Yoğun bir nem sayesinde boğumlardaki filizler hızlı bir şekilde büyüyerek bakın patladı ve altını da gördüğünüz üzere yosunlaşıyorsun. Bu da yine diğer bir orkidem. Aynı zamanda denemiştim. Bu sonucu da göstermek istedim. Bunda ise bakın keiki de çiçek dalı çıkardı. Yani orkidenin boğum yerlerinden keiki ya da çiçek dalı çıkma ihtimali vardır. %100 keiki çıkmayabilir. Fakat %100 sonuç veriyor arkadaşlar. Bakın bu dal hemen şöyle ilk defa açtım ve sizlere yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere bakın keiki oluşturmuş. Ve alt kısımda da yosunlaşma var. Bakın yakından da gördüğünüz üzere şu anda iki yaprağı var. Önce tek yaprağı vardı. Şimdi iki yaprak çıkardı. Ve K2 yavaş yavaş bu sistemde büyüyor. Bu plastik şişede orkidenin bakın dalı uzun olduğu için daha kolay filizleniyor. Bakın burada da bir kabarma var. Buradan da muhtemelen yine bir K2 daha çıkaracak. Hemen suyun içerisine koyduğum kısmı da gösteriyorum yakından. Bakın burada da bir patlama var. Bu da muhtemelen yine bir K2 çıkarabilir. Uzun süre aylardır suyun içerisinde olduğu için bakın bu şekilde gördüğünüz üzere bir tabaka oluşturmuş. Bu kendisini koruması için ve çürüme kesinlikle dalda yok. Dal gayet canlı ve e, devam ediyor gelişimini göstermeye. Dalın bu şekilde keyif vermesi tam 3 ayı buluyor. Yani sabırlı olmanız gerekiyor. Hemen sonuç beklemeyin. Yine bakın diğer bir orkidem. Yine bu orkidem de keyiki çıkarıyor. Burada bu tarz orkideleriniz içinde büyüdükten sonra mutlaka kapak kısmını kesik yapın ve kesin. Çünkü e, yoksa içinden çıkarmak zor olur. Ben kestim ve içindeki suyu da değiştirdim birkaç defa. Çünkü artık e, bu orkidemizin hızla büyüdüğünü görüyoruz. Yaprak çıkarıyor, kökler çıkarıyor ve bu yüzden e, bu orkidemizdeki su değişimini ve özellikle büyüme aşamasını daha yakından takip etmemiz gerekiyor. Bir dalın bu şekilde kıyı en az arkadaşlar 7-8 ayı bulur. Yani hemen gerçekleşecek olan bir olay değildir. Kesinlikle sabırlı olmanız gerekiyor. Ve kesinlikle dalı çok küçük kesmeyin. Şimdi ben bu orkidemi hemen ekeceğim. Evet hemen bir orkide saksısının içerisine kil bilyesi koydum. Üzerine de yosun koyuyorum. Ve biraz suyla nemlendiriyorum. Tekrar kil bilyesi. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Evet bakın bir kilbiliyesi bilyesi bir yosun sırayla koyduk ve üzerine en son su koyuyorum. Çünkü kilbiliyesi tamamen kuruydu. 5 dakika bu suyun içerisinde bekletiyorum. 5 dakika sonrasında artık orkidemin bakın çiçek e, keykisini ekiyorum. Ekerken hem Dal da üzerinde bakın dalı kesmiştim ben kısa bir şekilde ve köklerin de yosun üzerine gelmesine dikkat edin. Biraz büyük bir saksı tercih ettim çünkü kökleri gördüğünüz üzere uzun ve yanlamasına doğruydu. Bir ki bu şekilde en az 3-4-5 kök çıkarırsa ve her bir kökün uzunluğu 4-5 santim olursa bu şekilde saksısını ekebilirsiniz. Kesinlikle nemli olması gerekiyor ve bol ışık alan bir pencere kenarına koymanız gerekiyor. Ve ara sıra tabii ki vitaminler de verebilirsiniz. E zaman ile hızlı bir şekilde büyüyüp yeni bir orkide olacaktır. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.